20 Aralık 2023 Çarşamba Ergün Yıldırım Star Gazetesi Gösteri ve Sema Mevlana'nın ölümünün 750. yılını kutluyoruz. Kutlanan ölümü değil, sevgilisine kavuşma gecesi. Yani Şeb-i Arus. Türkiye'de sempozyumlar, çalıştaylar, paneller gerçekleşiyor. Toplum yeniden kültürel ve sosyolojik derinliğiyle barışıyor. Mevlana ile barışmak ne güzel. İnancımızla, edebiyatımızla ve mirasımızla barışıyoruz. Barıştıkça da fert ve cemiyet olarak kendimiz oluyoruz. Bundan sevinç duyuyoruz. Müktesebatımız neyse onunla Mevlana'yı selamlıyoruz. Her mesuliyetli münevver ve bilim adamının da yapması gereken bu. Şeb-i arusla Mevlana'nın ölüm gününde düşünceleriyle diriliyoruz. Mevlana ile ilişkide başka bir gelişme daha var ki insanı üzüyor. Buna Mevlana pazarı demek lazım belki de. Romanlar, filmler, düğünlerde, cıstak ritimler eşliğinde, beyaz elbiseler içinde dönenler, turistik yerlerde yemeklerini yerken dönenler, devlet protokolü resmiyetine sunulan törenlerde dönenler. Bir dönenler güruhu doluyor ortalığa. Mevlana bir törenler ve eğlenceler malzemesi haline geliyor. Popüler kültürün içinde dönüşüyor pazar ve eğlence imgesiyle birleşiyor. Nevlevilik mutasyona uğruyor. Beyaz tennure, dönen insanlar, uzun takyeler. Egzotik arzularımıza hitap edecek hale geliyor. Hatta daha da ötesine gidiliyor. En burjuva mekanlarda, biletle girilen eğlence ve konser salonlarında gösteriye dönüşüyor. Mevlana pazarı bir mevlevilik endüstrisi ise, Mevlevi gösterileri de bir eğlence metaıdır. Kapitalizmin taşra tarzı içinde tezahür eden bir Mevlana yorumu bunlar. Ne kadar cilalanırsa cilalansın, ne kadar burjuva mekanlarında görücüye çıkarsa çıksın bundan ötesi değildir. Gösteri ve sema çok apayrı anlamlar. Gösteri de göstermek, ifşa etmek, göze sokmak, bedenle var olmak yöne çıkar. 1950'li yıllarda Konya'da turistlere hizmet etmek için devletin bulduğu bir formül o zamanlar. Vali Mevlevileri makamına çağırarak onlara tehdit karışımı uyarılar yapar. Akıllarına zikir ve sema getirmemelerini tembihler. Mevlana gösterileri var Türkiye'de artık. Mevlana ve Mevleviliği gösteri için de imal eden faaliyetler yapıyoruz. Hala sema yok ortalarda. Çünkü tekke ve zaviyelerin kapatılması kanunu yürürlükte. Ancak gösteri yapılabilir. Turizm ve pazar baskısıyla da birleşiyor gösteri. Halbuki Mevlevilik, Sema ile ifşa olur. Sema ile kendisini anlatır. Sema üzerine İsmail Ankaravi başta olmak üzere nice Mevlevi büyükleri risale yazmış. Onun anlamı üzerinde durmuşlar. Allah'la hemhal olmanın coşkulu bir yolu. Mevlana yoluyla katarsız. Ruhsal arınma ve yükselişin grupsal terennümü. Musiki ve raksın ilahi ruhla nefeslenme arayışı. Sema mahremdir, tekke'de yapılır. Tekke'de olanlar ona katılır. Bu açıdan ne seyirliktir ne de gösteri. Ne kalabalıklara bir eğlence ne de turistleri hayrette bıraktıracak bir egzotizm. Sema kolektif bilincin derinliğiyle benliğini öze çağırır. Arınma, yükseliş ve nefeslenme. Sema semaya katlanmaktır. Ruhun ve benliğin göğü delerek başka alemlere seyahate çıkmasıdır. İnsanın miracıdır. Mevlana mirası ve Mevlevilik kültürü aynı zamanda bir yoldur. İnsanları ve toplumları yenileyen ve tazeleyen bir yol. Bu yolu pazara ve gösteriye meze haline getirmeye karşı mesafe içinde olmalıyız. Kültür Bakanlığı denetiminde semanın otantiyi korunmalı Mevleviler semalarını icra edebilmeli. 750 yıldır çıktıkları yolda yürümeye devam etmeliler cennete. Maneviyattan doğan büyük nehrin yeniden gerçek mecasında akıp gitmesine saygı göstermeliyiz. Bu da gösteriye karşı semayı selamlamakla mümkün.